Arkadaşlar geçen hafta sözlü yapacağımı söylemiştim. Yine her zamanki gibi sözlü olacak kişiyi sınıf listesinden seçiyorum. Gelsin hemen tahtaya. Gel. Buyurun müdür bey. Hocam kusura bakmayın bölüyorum ama bir duyurum olacaktı. Tabii müdür bey buyurun estağfurullah. Arkadaşlar bir hafta önce okulun ihtiyaçları için para istemiştik. Hala para getirmeyen arkadaşlarınız var. Hocam ben babama söyledim. Kayıt olurken para verdik ya diyor. Daha ne parası vereceğiz diyor. Evladım senin babanın kayıt olurken verdiği para pul oldu. Enflasyondan haberi yok herhalde babanın. Türkiye'de yaşamıyor mu baban senin? Hocam babam diyor ki devlet okuluna mı gidiyorsun yoksa özel okula mı gidiyorsun? Hiç farkı kalmadı diyor. Evladım bak babana söyle bu okulun ihtiyaçları var. Bu okul suyla dönmüyor. Okulun bozulan lambalarını tamir eden elektrikçiye, tuvaletlerde bozulan muslukları tamir eden su tesisatçısına bile bizim borcumuz var evladım. Bunları ödeyebilmek için de para lazım. Borç batağına doğru sürükleniyoruz. Hocam borç batağına doğru sürükleniyorsak, okul zarar ediyorsa kapatalım okulu gitsin o zaman. Arkadaşlar cennet Allah'ın insanlar için en büyük mükafatıdır. Kimler cennete gitmek ister bakalım parmak kaldırsın. Ahmet oğlum sen parmak kaldırmadan cennete gitmek istemiyor musun? Hocam annem okuldan sonra hiçbir yere gitme. Direkt eve gel dedi bana. Hasan Allah'ını seversen okulun koridorlarında niye deli deli bağırıyorsun ya? Gören deli zannedecek seni ha. Ne yapayım? Ya şöyle bayat bayat espriler yapma ya. Çok itici oluyorsun. Bayat. Ya Allah Allah. Kendinin böyle çok mu komik olduğunu zannediyorsun? Seni hiç alakadar etmez. Vallahi seninle hiç uğraşamayacağım. Ben üsteledikçe daha fazla yapıyorsun. Ben gidiyorum. Osman'ım nereye gidersin? Bilal bize öğrencinin tanımını yapabilir misin? Tabii ki hocam hemen yapayım. Öğrenci 16 yıl uzunluğunda 5632 hafta çapında 192 ay genişliğinde günaydın ile yatıp iyi dersleriyle kalkan, disiplin ile uslanan, tost ile beslenen, forma ile süslenen, eski model 6 ders 5 teneffüs gücünde hocaların itmesi, müdürün geri tepmesi ile çalışan, cetvel ve elle dayak yiyebilen, kitap ve defter arasına sıkıştırılmış, çanta ile bağlanmış, bir gün okul bitecek diye kandırılmış, Allah'ın aciz bir kuludur. Hocam dün gece rüyamda sizi gördüm. Hayır olsun bakalım anlat nasıl gördün? İnşallah kötü görmemişsindir. Hocam bana matematik sözlüsünden 100 puan veriyordunuz. Normal oğlum sen 100 puan ancak rüyanda görürsün. Daha sonra hocam ikimizin de arabası varmış. Ayrı ayrı arabalarla uzun yola çıkıyoruz beraber. Benzin istasyonunun birinde durup mola veriyoruz. Oradaki lokantada yemek yiyip çıktıktan sonra bir bakıyoruz ki benim arabamın üzerine binlerce kuş sıçmış. Kuş bokundan arabam görünmüyor. O kadar pislenmiş yani. Sizin arabanıza da arılar gelmiş bal yapmış her tarafına. Sizin arabanız da baldan görünmüyor. Nerede pislik sen oradasın Hasan'cığım. Kuşların senin arabanın üzerine sıçması normal. Daha sonra rüya bu ya. Birbirimizin arabalarını yalayarak temizliyoruz. Kanka yan sınıfta Selma diye bir kız var ya ben ona aşığım oğlum 2 yıldır söyleyemedim kıza ya. Ulan 2 yıldır platonik aşk mı yaşıyorsun sen kızla? Ya oğlum ne yapayım lan kız çok güzel beni reddeder yani hayatta benimle çıkmaz. Kanka sen bu işi bence sonuçlandır yani git konuş. İster kabul eder ister kabul etmez kendi bileceği iş. Ama kanka var ya çok güzel kız ya. O saçları yok mu o saçları var ya ben o kızı 2 yıldır tanıyorum. O saçlar sapsarı aynı şekilde her gün yapılı geliyor. Nasıl yapıyor bunu inanamıyorum ya. Kanka sen konuş vallahi sen hiç iyi değilsin. Peki kanka teneffüste kesin konuşacağım bu sefer yeter artık. Selma ben sana aşığım ve bunu sana 2 yıldır söyleyemedim. Bana aşık olduğunu zaten biliyorum ki. Nereden biliyorsun? Çünkü sosyal medyada ne atsam her şeyi beğenip saçma sapan yorumlar yapıyorsun.
He, anladın yani. Benimle çıkar mısın o zaman? Sen ve ben mi? Saçmalama ya. Hiç aynaya bakmıyorsun herhalde. Ya zaten reddedeceğini biliyordum. Benimle çıkmazsın da. Ama senden bir isteğim var. Ne istiyorsun? Saçların çok güzel. Bana saçlarından bir tutam kesip verirsen sana tam 200 TL veririm. Demek bir tutama 200 lira vereceksin. 1000 lira ver, bütün peruk senin olsun. Peruk mu? Evet, sınıfımıza yeni bir arkadaşımız gelmiş. Evladım, ismin ne senin? Mehmet. Yakut. Oğlum, kekeme misin sen? Yok hocam, ne kekemesi ya? Peki oğlum, Mehmet nedir yani? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır hocam, dalga geçmiyorum ya. Babam kekemeymiş, nüfus memuru da şerefsiz. Hasan, sınavdan 40 almışsın oğlum. Hocam 40 puanla kalırım, lütfen 50 puan verin ya. Elim titredi yavrum, 50 puan veremedim sana. Nasıl eliniz titredi hocam, nasıl veremediniz ya? Nasıl 50 puan veremediğimi bir şiirle ben sana izah edeyim yavrum. Nasılsa yatarak geçerim dedin, ne sorduysak sınavda bilemedin. Sınıfta kalınca ağlayıp ah vah dedin, elim titredi, veremedim 50'yi çocuğum. Yıl boyu bir kez olsun sesini duymadık, karnen zayıf yönünden baya kalabalık. Ben de biliyorum, olmaz senden bir cacık, elim titredi, veremedim 50'yi çocuğum. Bundan sonra ne yaparsan yap hepsi boş, sana kışın sıcak, yazın gölge hoş. Oğlum sen bence doğru sanayiye koş, elim titredi, veremedim 50'yi çocuğum. Ağzına baksak fizik, kimya hepsi kek, baktım beden eğitiminden geçmişsin bir tek. Sınıfa bağlasak teşekkürle geçerdi bebek, elim titredi, veremedim 50'yi çocuğum. Kimler geldi, kimler geçti bu okuldan? Kimisi rektör oldu gitti, kimisi dekan. Şiiri bile yerine yazı verdim senin ağzından. Elim titredi, veremedim 50'yi çocuğum. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere şu anda dünyada Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş var. Bu savaş tüm ülkelere sıçrayabilir, 3. Dünya Savaşı çıkabilir. Ahmetçim, sence 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Hocam, iki olasılık var. Ya savaş çıkar ya da çıkmaz. Çıkmazsa mesele yok. Çıkarsa iki olasılık var. Ya 15 yaşından büyük herkesi asker alırlar ya da almazlar. Almazlarsa mesele yok. Alırlarsa iki olasılık var. Ya geri cephe ya ileri cephe. Geri cephede kalırsak mesele yok. İleri cepheye gidersek iki olasılık var. Savaşı ya kazanırız ya kaybederiz. Kazanırsak mesele yok. Kaybedersek iki olasılık var. Ya esir düşeriz ya ölürüz. Esir düşersek mesele yok. Ölürsek iki olasılık var. Gömerler ya da kağıt fabrikasına yollarlar. Gömerlerse mesele yok. Kağıt fabrikasına yollarlarsa iki olasılık var. Ya gazete kağıdı ya tuvalet kağıdı. Gazete kağıdı olursak mesele yok. Tuvalet kağıdı olursa işte o zaman yandık hocam. Oğlum son kez soruyorum. İstiklal Marşı'nı kim yazmıştır? Hocam biliyorum da aklıma gelmedi şu an. Bir dakika söyleyeceğim hocam. Bir dakika. Allah Allah. Mehmet Akif Ersoy. Oğlum sen benden izin almadan nasıl yerine geçip oturursun? Ben sözlü bitti oturabilirsin dedim mi? Affedersiniz hocam. Mehmet Akif Ersoy dediniz ya. Ben başkasını sözlüye çağırdığını zannettim. Bu bardağın yarısı boş. Bu bardağın yarısı dolu. Bardağın içindeki H2O. Bardağın 3'te 2'si dolu. Allah'ın bize verdiği nimetin yarısını içip yarısını niye bırakmışlar? Neden israfa sebep oluyor bu insanlar? Bu bardağın içine bir cisim atarsak suda dalgalanma oluşur. Hangi bardak? Burada bardak mı var? Ben göremiyorum. Niye bardak kadın formunda değil? İçindeki suyu öğrencilere, bardağı da ailelerine satmak lazım. Suyu içip bardağı da yesem mi acaba? Aşeriyorum herhalde. Bildiğin bardak lan bu. Bugün yazılı olduk, en yüksek puanı ben aldım. Ben hem yazılıdan hem de sözlüden en yüksek puanı aldım. Arkadaşlar ben karne ortalamasında komşunun çocuğunu bile geçtim. Bizim sınıf var ya, okulun en belalı sınıfı. Ya sen ne diyorsun kanka, biz hoca dövdük lan. Biz var ya sınıfı yaktık, az kaldı okul yanıyordu. Sen bizim sınıfı görsen, haylazlık bizde, itlik bizde, şerefsizlik bizde, hayasızlık bizde. Yürü be, kim tutar seni?
Hocam Ramazan yaklaşıyor. Bu Ramazan'da ben oruç tutmayı düşünüyorum. Ama aklımda bir soru var. Din öğretmeni olarak siz bilirsiniz. Buyur evladım, sor bakalım. Ağzımızda suyu dolandırıp yutmadan çıkarsak oruç bozulur mu? Bozulmaz. Peki ağza suyu aldık. Hafiften dolandırıyoruz. İnceden bademciğe dokunuyor. Derken hop bir damla yapıştı diyelim bademciğe. Lıp lıp nefes aldıkça bir içeri bir dışarı girip çıkıyor. Tam o anda cehennemi düşün evladım. Ha, olmuyor yani. Peki suyu ağza aldık. Ah. Lıkır lıkır iç, iti ol iç. Sen oruç moruç tutma. Kanka ne oldu ya? Çok üzgün duruyorsun. Kanka ya, aşk yalanmış, sevgi yalanmış, dostluk yalanmış. Benim kankamı kimse üzemez ya. Bekle kanka, bak gör ne oluyor. Arkadaşlar, Hasan'ın bahsettiği 3 şeyi kim yaladı? Çıksın çabuk ortaya. Ah! Yazık kafana. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yarın yazılı var. İnşallah çalışıp gelirsiniz. Bir önceki yazılıdaki gibi bütün sınıf dökülmez. Hasan oğlum ödevini yapmamışsın yine sen. Şey hocam, dedem öldü o yüzden yapamadım. Hasan evladım, senin bu deden bu sene 4. ölüyor biliyor musun? Böyle saçma sapan ödev yapmama bahanesi mi olur? Madem konuları bu kadar çok iyi biliyorsun, ödev yapmama ihtiyacı duyuyorsun, yarın yazılıdan sonra sadece sen bir de sözlü olacaksın. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ödevdir, yazılıdır, sözlüdür. Ya şunlardan ölsem de kurtulsam artık ya. Aa kalbim, aa. Oha lan öldüm ha. Ulan kabul olacağını bilseydim başka bir dua ederdim ya. Allah Allah, gencecik yaşımda öldüm. Ama olsun ya, ödevden, yazılıdan, sözlüden kurtuldum en azından. Nuri oğlu Hasan, ahiret hayatına hoş geldin. Sen de kimsin? Ben sorgu meleğiyim. Sorgu meleği mi? O ne oluyor? Hani okulda öğretmenin sözlü yapıyordu ya, burada da seni ben sözlü yapacağım şimdi. Ya arkadaş, bu öğrencilerin çektiği nedir ya? Ölse de kurtulamıyor bu sorulardan. Peki sorular şıklı mı klasik mi? Klasik. Tüh ya. Aa! 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 Arkadaşını niye dövdün evladım? Bana hipopotam dedi hocam, o yüzden dövdüm. Hipopotam mı dedi? Oğlum arkadaşın tek kelime etmeden sen paldır küldür dalmışsın, dövmüşsün. Ne zaman dedi sana hipopotam diye? Bir sene önce dedi hocam. Evladım o bir sene önce söylemiş ama sen şimdi dövmüşsün çocuğu. Hocam ben hipopotamın ne demek olduğunu ilk kez bugün öğrendim. Aşkım, dünyaya yeniden gelsem yine seni severdim. Dünyaya yeniden gelsem ne yapardın, ne yapardın? Namaz kılardım, namaz. Issız bir adaya düşersen yanına alacağın 3 şey olarak tamamen soyut kavramları dile getirdiğin için teşekkür ederim Bilal. Beni de yaktın. Ne var lan, daha ne? Issız bir adadayım ama sağlıklıyım, mutluyum ve de başarılıyım. Evet, gerzeklikte. Arkadaşlar matematik yazılılarınızı okudum. Var ya, bütün sınıf dökülüyor. Ya ben burada boşuna mı gırtlak patlatıyorum? Tüm konuları detaylı anlatıyorum. Anlamadığınız yer oldu mu? Bir daha anlatıyorum. Defalarca problem çözüyoruz, soru çözüyoruz. Hala düşük not alıyorsunuz yazılılardan. Şu sınıfa eşek bağlasak, bu konuları dinlese matematik sınavından sizden daha yüksek not alır. Hatta o eşek sizden önce bu okuldan mezun bile olur. Hocam bence o eşek üniversite sınavına girip matematik bölümünü kazanıp 4 yıl daha okuyup matematik öğretmeni bile olabilir. Sen bana eşek mi diyorsun lan? Yürü üstüne. Ama hocam önce siz başlattınız ya.
Ahmet söyle bakalım, karayolunda 100 km hızla arabanla gidiyorsun. İçerisi çok sıcak oldu, ne yaparsın? Hocam camı açarım. Peki söyle bakalım, o camdan giren rüzgarın ivmesi nedir? Bilmiyorum hocam. Peki oğlum, sıfır aldın o zaman. Hocam bana hep zor soruyorsunuz ama ya. Millete kolay kolay soru soruyorsunuz. Yok o elementin simgesi nedir? Yok cu simgesi olan elementin adı nedir? Lan gerizekalı oğlum, elementler kimya dersinin konusu. Biz fizik dersindeyiz şu anda. He, pardon hocam. Tamam lan söyle. Cu simgesi olan elementin adı nedir? Bilirsen 100 puan vereceğim. Bilmiyorum hocam. Oğlum gerizekalına kul parama. Bu gerizekalıktan nasıl kurtulurum diye daha çok çalışmaya bak. Evet Hasan sen söyle bakalım. Arabanın otobanda gidiyorsun. İçerisi çok sıcak oldu. Ne yaparsın? Hocam klimayı açarım. Arabanın kliması arızalıymış oğlum. Açamazsın. Ortam iyice sıcaklaşmaya başladı. Ne yaparsın? Hocam ceketimi çıkartırım. Daha da sıcak oldu. Gömleğim hocam. Gömleğimi çıkartırım. Yok evladım, gömlek de kar etmiyor, iyice terledin. Hocam pantolonumu da çıkartırım. Lan artık sıcaktan imanın gevredi, ne yaparsın oğlum? Hocam atletimi de çıkartırım. Hasan eğer ki donumu da çıkarırım dersen buradan sana uçarım bak. Aç artık şu camı. Hocam kavrulacağımı da bilsem o camı açmam. Hakim Bey, ben bu adamdan boşanmak istiyorum. Eviyle barkıyla hiç ilgilenmiyor. Ayrıca pavyon şarkıcısı gibi garip garip kıyafetler giyip ortalıkta dolanıyor. Hakim Bey, eşim de olsa benim giyinme kuşanma karışamaz. Ben böyle giyinmeyi seviyorum. Ayrıca bana eviyle barkıyla ilgilenmiyor diyor. Yalan söylüyor. Ben ilgisiz bir koca değilim. Kızım hiç bu yüzden yuva dağılır mı? Bak çolunuz çocuğunuz var, yazık olur. Çocuk mu? Ne çocuğu? Buyurun işte, ilgili kocaya bakın. Çocuğu olduğunu bile bilmiyor. Bu işlemin cevabı 31, yani B şık arkadaşlar. Puaa, acı 31 dedi, duydun mu kanka? Aynen duydum, çok komik değil mi? Hasan, Ahmet, oğlum 31 rakamını söyleyince neden siz gülüyorsunuz öyle, ayıp değil mi? Yo hocam, ayıplık ne var ki ortada, 31 rakamı komik, o yüzden gülüyoruz. Sen neyine gülüyorsun 31 rakamının? 31 komik bir sayıdır çünkü 31 asal bir sayı. Asal kelimesinin sonuna ak eklersek asalık olur. A harfini çıkartırsak salak olur. Tersten okursak kalas olur. Kalas odundan gelir. Odun testere ile kesilir. Testere korku filmidir. Korku kategorisinin tersi komedidir. Yani 31 komedidir. Komedi de komik bir şey olduğu için 31 komiktir. Ha, 31 rakamı söylenince sizin aklınıza başka bir şey, ayıp şeyler geliyorsa siz gidin bir psikoloğa görün hocam o zaman. Bilal oğlum, verdiğim ödevi neden yapmadın? Ben Bilal değilim. Bilal'in bedenini ele geçirmiş bir cinim. Bilal'e ödevini yapmamasını ben söyledim. Çok konuşursan senin bedenine de girerim. Sayın cin, bu konuyu istersen dışarıda konuşalım. Çocuklar biraz korktu çünkü. Aferin. Böyle uslu bir öğretmen ol ve sözümü dinle. Şimdi Bilal'in bedeninden çıkacağım. Bilal'e ödev hakkında bundan sonra... Aa, hocam neden vuruyorsunuz ya? Nerede lan cin? Hocam dayak yiyeceğini anlayınca kaçtı herhalde. Aa. Bak hala yalan söylüyor. Tamam hocam, söz bir daha yapacağım ödevlerimi. Tamam hocam, vurmayın lütfen. Aşkım seni seviyorum. Bir daha de. Bir daha? Yok, ondan öncekini. 9. Aşkım sen bir kızda ilk önce neye bakarsın? Ben mesela bir erkekte ilk önce zekaya bakarım. Bir erkek çok zeki olmamalı. Onu eşi yönlendirmeli. Ben bir kızda sadece akciğere bakarım aşkım. Nasıl yani? Nefes alsın yeter. Bu senede sınıfta kalırsam lisede geçirdiğim 6. senem olacak. Daha ortaokul ve ilkokulda kaldıklarımı saymıyorum. Aşkım sen kaç yaşındasın ya? Kaç gösteriyorum. Tamam kaçıyorum, hadi göster. Kanka avucumun içi var ya, çok pis kaşınıyor. Kesin para gelecek ha. Kanka sırtım kaşınıyor. Ben sana söyleyeyim, ben kavga edeceğim herhalde. Kanka ayağımın altı kaşınıyor. Ben kesin var ya uzun bir yola gideceğim. Kanka acayip kulağım kaşınıyor. Beden dersinde topu patlattım ya. Bedenci bana küfür ediyor herhalde. Ah! Kanka ne vuruyorsun ya? Lan oram kaşınıyor şöyle olacak. Yok buram kaşınıyor böyle olacak. Kirlisin lan işte, gitti kan. Leş gibi kokuyorsun. Sabahtan beri ağzımdan nefes alıyorum burada. Ciğerlerim çürüdü lan hayvan senin yüzünden. Hasan bize dünyanın 7 harikasını sayar mısın? Dünyanın 7 hırkası mı? Dünyanın uydusu gibi falan bir şey mi hocam bu?
Hasan, bundan sonra sana soru sormayacağım oğlum. Direkt sıfırı basacağım, tamam mı? Buse, sen bize sayar mısın dünyanın 7 harikasını? Hocam, cumartesi, pazar, 15 tatil, yaz tatili, resmi tatiller, bayram tatilleri, bir de ben. Sınıfta gülmek yasak, her zaman mı somursak, konuşmak yasak, onu da mı unutsak, pencereyi açmak yasak, nefessiz mi kalsak, koridorda durmak yasak, pencereden mi atlasak, renkli giyinmek yasak, kimin için yas tutsak, kopya çekmek yasak, sınıfta mı kalsak, okula asmak yasak, bu dersi nasıl atlasak, hasta olmak yasak, mikroplarla dost mu olsak, rapor almak yasak, bir mezar mı yaptırsak, o yasak, bu yasak, bu okulu sarımsakta sakta mı saklasak, bu videoyu tüm öğrenci milletine mi atsak, yoksa o da mı yasak?